Eurovision'dan merhaba arkadaşlar. Yeniden birlikteyiz. Evet, koronavirüs hayatımızı son derece olumsuz etkiledi. Hayatımızı etkiledi. Dolayısıyla sporu da etkiledi. O manada belki spor müsabakalarını izleyemiyoruz ama en azından spordaki gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii ki hayatımızın en önemli unsuru haline gelen koronavirüsle başlamamız lazım. Koronavirüs konusunda bugün biraz olumlu haberler vermek istiyorum sizlere. Öncelikle Fatih Terim'in iyileşerek hastaneden çıktığını hepiniz biliyorsunuz. Bu güzel haberi sizlerle bir kez de ben paylaşmak istedim. Şimdi evinde hem istirahat edecek hem de bir karantina süresi geçirecek. Keza aynı şekilde Yusuf Günay da, Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay da taburcu edildi. O da güzel bir haber. Ayrıca yine güzel, bence güzel bir haber. UEFA, güzel haber diyorum, öyle bekliyorum. UEFA 1 Nisan'da bir video konferansla 55 ülkeyle görüşme yapacak. Büyük bir olasılıkla bu görüşmede liglerin durumu konuşulacak ki liglerin başlamasıyla ilgili bir tarih üzerinde anlaşma çabası oluşacaktır. Anlaşılan şu ki ligler bitirilecek. Bunun için çaba sarf ediliyor. Bu arada tabii Rıza Çalınbay'ın da, Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay'ın da bir önerisi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'na gelin Antalya'da bu maçları bitirelim dedi. Ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ya da daha doğrusu evet, iyi niyetle söylenmiş bir ya da önerilmiş bir konu. Ama kulüpler kendi avantajlarını, saha avantajlarını kullanmak isteyecektir. O manada ben çok sıcak bakılacağını düşündüğüm bir öneri değil. Ama zaman bize ne gösterir, koronavirüs ne gösterir onu bilmiyoruz. Yine güzel bir haberi paylaşayım sizlerle. Barcelona takımı futbolcuları maaşlarının %70'ini kulüp çalışanlarına verilmesi için bağışladıklarını söylediler ki bu da güzel haber. Dünyadan güzel bir haber ama ülkemizde de benzer şekilde güzel haberlerin oluştuğunu vurgulayabiliriz. İşte Yusuf Yazıcı'nın ev ev dolaşarak erzak dağıtması, kendi kaynaklarıyla aldığı erzakları, Edin Visca'nın keza yine erzak yardımı ve bu arada tabii şunu da söylememiz lazım. Fenerbahçe takımı futbolcuları da Barcelona'dakinin benzeri bir çalışma diyelim hadi. Vefa, yani İstanbul Valiliği'nin o Vefa kampanyasına 5 milyon lira ve 33 bin evrak kolisiyle, erzak kolisiyle katıldılar ki bu da gerçekten güzel bir haber diyebiliriz. Tabii bu güzel haberlerin yanında bir iki tane olumsuz haber de var ama onları da makul karşılamamız lazım. Konya Spor'da Robert Mack kulübüyle anlaşarak ayrıldı. Böyle günlerde ayrılmış olmasını saygıyla karşılamamız lazım ama Denizli sporlu Barov işte kulüple herhangi bir anlaşma yapmadan gitmiş ki bu çok sempatik bir durum değil. Keşke kulübüyle anlaşsaydı, kulüp de ona gereken imkanları sağlayabilirdi diye düşünelim. Şimdi bu koronavirüs girişinden hemen sonra şöyle bir bakış gerçekleştireceğiz. Dört büyüklerin genel durumunu arka arkaya sıralamaya çalışacağız. Yani genel durumu bugünkü videomuzda Fenerbahçe'nin yeni sezon için nelere ihtiyacı olduğu, kaç transfere ihtiyacı olduğu konusunu konuşacağız. Yeni sezon için, çünkü artık kulüpler bir yandan bu sezonu düşünürken bir yandan da gelecek sezonu düşünmeye başladı. Tabii ki Fenerbahçe'den başlamamızın sebebi Fenerbahçe'deki belirsizliklerin fazla olmasından kaynaklanıyor. Daha sonra Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray'la ilgili hangi bölgelerde eksikler var, neler yapılması gerektiği konusunda da sizlerle bilgi paylaşımında bulunacağım. Şimdi Fenerbahçe dedik, Fenerbahçe ile başlayalım istedik. Çünkü Fenerbahçe'de öncelikle sözleşmesi biten oyuncular var. Sözleşmesi biten oyuncular kimler? Erten Ersu, tamam, yedek kalecidir, yani üçüncü kalecidir, çok problem olmaz. Ama sağ kanatta düzenli oynayan Mauricio Isla sözleşmesi bitiyor. Hatta Brezilya'ya ya da işte o bölgede Güney Amerika'da bir yere transferi konuşuluyor. Corinthians'ın ismi geçiyor. Onu söyleyebiliriz ki anlaşılan Isla gidecek. Sözleşmesi biten bir diğer oyuncu bu kez de sol bek Hasan Ali Kaldırım ama çok da
fazla direneceğini ya da işte kulübe zorluk çıkaracağını diyelim düşünmediğim bir oyuncu. Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi bitiyor. Benim kişisel kanaatim Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe için çok elzem bir oyuncu olmadığı doğrultusunda, ama bunu ben böyle düşündüm. Fakat genel olarak teknik direktörler Tolga'dan çok fazla vazgeçmediler. Sol açık, sağ açık, ön libero ne varsa oynattılar. Hadi bir kaleye geçirmediler, o kadar. Onun da sözleşmesi bitiyor. Emre Belözoğlu bu sezon tabii ki futbola veda edecek. Artık sportif direktör olacak gibi görünüyor. Ve Mehmet Ekici, onun da gitme durumunun artık sözleşmesi bittiği için olduğunu vurgulayalım. Bu arada küçücük bir not daha ekleyeyim. Özellikle Tolgay Arslan'la ilgili Fenerbahçe Kulübü'nün genel düşüncesinin olumsuz olduğunu vurgulayabiliriz. Yani onun da kendisine bir kulüp araması gerekecek gibi görünüyor. Şimdi bu arada iki tane de kiralık oyuncu var. Hemen onları vurgulayayım. Simon Fallet var, kiralık oyuncu. Geri Rodriguez de kiralık görünüyor ama onun herhangi bir problemi olacağını düşünmüyorum. Şimdi Simon Fallet konusundan başlayayım. Simon Fallet'in şu ortamda, yani bu kadar oyuncu eksiğinin olduğu bir ortamda oynatılmadığını düşünürsek herhalde sezon sonunda kalma ihtimalinin olduğunu vurgulayamayız, söyleyemeyiz. Peki ne olacak? Ya Fenerbahçe ne yapması lazım? Şimdi bir kere bir sağ bek. Çünkü Isla gidiyor, hadi Dirar'ı oraya çektiniz diyelim. Bir sağ beke ihtiyacınız var. Hani alternatif olduğunu düşündük. Hadi Murat da var, öyle düşünelim. Bir sağ beke ihtiyacınız var, bir. Bir sol beke, Hasan Ali de imza atar. Onda problem yok. Bir de sol beke ihtiyacınız var. Etti, iki. Serdar Aziz var. Onun yanında işte Falet'te gittiğini düşünürsek, Zanka'yı da çok kullanmayı düşünmediğini düşünürsek Fenerbahçe'nin, demek ki İki tane de stopere ihtiyacı var. Sadık yedek alternatifi olabilir ama onun dışında Serdar Aziz'in dışında herhangi bir stoperinin olmadığını düşünüyoruz. İki de stopere ihtiyaç var mı? Var. Jailson ön libero oynayacaksa, o bölgede belki Tolga da kalacaksa o ön libero bölgesi Gustavo, işte Jailson, Ozan, Tolga, ki bana göre Fenerbahçe için çok elzem bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama kalacaksa, yani tutacaksa Fenerbahçe, orada 4 kişi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi ön tarafa doğru bakalım, yani sayıya bakıyoruz. Kalmayacaksa mutlaka bir tane ön libero alınması gerekiyor. Şimdi önde Max Kruse var. Onun alternatifi olan oyuncu Zayis. Zayis'i da Fenerbahçe kullanmıyor. O nedenle baktığımızda demek ki oraya da bir tane alternatif oyuncu alınması gerekiyor. Yani forvetin arkasında diyebileceğimiz yerde. Şimdi Fenerbahçe bu sezon en büyük sorunu da nerede yaşadı? Sağ ve sol kenarlarda yaşadı. Sağ kenarda hadi diyelim ki var Deniz Türüç, ki çok kullanılmadı. Sol kenarda da geri Rodriguez var. Bunların yanlarına mutlaka birer oyuncu lazım. Ferdi denilebilir bana ama Ferdi çok pozisyonlu oynuyor, işte sağa oynuyor, sola götürüyorlar, forvet arkası, orta saha, ama yani Ferdi ile sezon tamamlamayı Fenerbahçe'nin düşündüğünü açıkçası düşünmüyorum. Yani Ferdi de çok ciddi bir şekilde kullanacaktır kadro içerisinde ama olacağını düşünmüyorum. Artı Mevlüt'le Fenerbahçe çok önemli mesafe kat edemedi. Keza Allah yer konusunda da istenen verim alınamadı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin eğer Vedat kalıyorsa bir de mutlaka santrofora ihtiyacı var. Kalıyorsa, gidiyorsa iki santrofora ihtiyacı olur. Çünkü Mevlüt'ten istenen verim alınamadı. Sonuç itibariyle Fenerbahçe yeni sezon için eğer iddialı bir takım kurmak istiyoruz derse aşağı yukarı, hani global söylüyorum, 10 oyuncuya ihtiyacı var. Ve bu 10 oyuncu Galatasaray'ın bir dönem yaptığı transfer sürecindeki aldığı işte dönem vardır. O dönemdeki gibi en azından 10 oyuncunun 8 tanesinin tutması lazım takım içerisinde. Peki bütün bunları nasıl yapacak Fenerbahçe? Tabii maddi olarak çok ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Bu sıkıntının içerisinde böyle oyuncular transfer edebilmek pek mümkün görülmüyor ama Fenerbahçe iddialı olmak istiyorsa
bu sayıda oyuncuyu mutlaka takıma kazandırması gerekiyor. Gelelim bir başka noktaya, onu da söyleyip bitirelim Fenerbahçe ile ilgili durumu ve teknik direktör konusu. Bu takımı idare edecek teknik direktör kim? Onun o soru işaretinin de karşılığını bulmak lazım. Erol Bulut gibi bir formül, evlatlar formülü, Erol Bulut, Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel, Tepe'de sportif direktör Emre Belözoğlu formülü üzerinde düşünülüyor. Acele etmiyor kulüp ama bu arada yani Yalçın Koşukavak ismi böyle hani birinci sıraya falan çıkartılacaksa gerçekten Fenerbahçe'nin işi çok zor, onu söyleyebilirim. Hem sizin elinizde iyi bir kadro yok hem de Süper Lig deneyimi olmayan bir hocayla işiniz çok zor olabilir. Evet, Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceklerim bunlar ama daha söyleyeceğimiz çok şey var. Şimdi diğer takımların ne tür ihtiyaçları olacak? Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Galatasaray'ın ne tür ihtiyaçları olacak, ona bakacağız. Tabii ki ben bütün bunları söylerken eldeki oyuncuların kaldığını düşünerek söylüyorum. Ama eğer onlar olmazsa farklı durumlar da söz konusu olabilir. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum.